Merhabalar, Doktor Veysel Toprak, Özel Tatma Can Hastanesi'nde kadın hastalıklı doğum ve tüberküloz uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle infertil kısır çiftlere yaklaşımdan bahsedeceğiz. İnfertil kısır çift tanımını açacak olursak, yaklaşık bir yıl boyunca cinsel ilişkiye rağmen, düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerden bahsediyoruz burada. Burada tabii genç yaştaki çiftlerden bahsediyoruz, 30 yaşın altında olan çiftlerden bahsediyoruz. Bir de 30 yaşın üzerindeki evli olan çiftler için de bir yıl beklemeye gerek yok. Yaklaşık 3-6 ay içinde çocuk sahibi olamadıysa bunları tekrar hastanemize çağırıp bunlarla gerekli testleri daha erkenden başlıyoruz. Eğer genç çiftler bir yılın üzerinde çocuk sahibi olamıyorsa adetin 3. gününde kadını çağırıp onlardan 3. gün hormonlarımız var. FSH, LH, E2, TSH, prolaktin dediğimiz hormonlarımız. Erkekten de spermiyogram testi. Yaklaşık 3 gün cinsel ilişkiye girmeyecek. Cinsel perizden sonra bir spermiyogram testi ve kadından yine adet bitiminden hemen sonra da rahim filmi dediğimiz HSG istiyoruz. HSG dediğimiz rahim filmini anestezili veya anestezsiz çekebiliyoruz. Eğer yaşı dediğim gibi 32 yaşın üzerindeyse bunlardan hiç bir yılı beklemeden 3. 6. ay civarında bu testleri direkt istiyoruz. Test sonuçlarına göre de hastalarımızın tedavi protokollerini düzenliyoruz. İlk başta öncelikle yaklaşık 2-3 ay boyunca oral yani ağızdan alacağımız haplarla yaklaşık 5 günlük bir tedavi. Sonrasında kontrol ultrason, arkasından da ilişki günleri hakkında bilgi veriyoruz. Tabii bunlar basit tedaviler. Sonraki aşamalarda 3 ay tedaviye rağmen çocuk sahibi olamadıysa bir sonraki aşama yaklaşık olarak 1 ya da 2 defa aşılama öneriyoruz. Aşılamada da yaklaşık olarak 10-12 gün boyunca günlük iğneler kullanacak. İğnenin sonunda da çatlatma iğnesi ve yaklaşık 36 saat sonra da eşinden aldığımız sperm testleriyle sperm sonucuyla hazırlıktan sonra da aşılamaya geçiyoruz. Bu aşılamada da konvansiyonel ve mikroçip dediğimiz mikroçip aşılamada da yeni çıkan bir yöntem. Sperm seçimine dayalı bir aşılama hastanemizde yapılmakta. Arkasından başarılı olamadıysak da çok fazla zaman kaybetmeden tüp bebeğe yönlendiriyoruz. Bunun için de elimizden geldiğince hekim gözetiminde, özellikle bu süreleri doldurduysa hekim gözetiminde tedavi almaya çalışıyoruz. Sonraki aşamalarda da farklı hastalıklar var, onlardan bahsedeceğiz. Teşekkür ederim.